Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle AliExpress'ten yurt dışından alışveriş yapmanın ayrıcalıklarını ve nasıl güvenli alışveriş olur, nasıl size en kısa zamanda ulaşır onları göstereceğim. Öncelikle ben Türk lirası olarak istediğim için yani Türkiye nasıl diyeyim? Bölgesel ayarları seçiliyor. Şimdi Türkçe'ye çevrildiği için size anlatayım. Türkiye'de olanlar için Türkiye seçiliyor. Ve mesela Türk lirası olarak örneğin burada euro, dolar ve benzeri şeyler var. Seçtikten sonra kaydet diyoruz. Sayfa üzerinde. Şimdi örneğin bizim gibi YouTuber'ların çok işine yarayacak mikrofonlar. Mikrofon yazalım. Bakalım neler çıkacak. Örneğin bakın sen dikkat edeceğimiz şeyler siparişler kısmı. 58 tane sipariş var. 19 tane geri bildirim. Bunu açalım. Gelelim. Mesela ben bunu daha önce görmüşüm. Bu da hoşuma gitti. Görünüm standı. Ondakiler alalım. Bakalım başka. Bak mesela bunu çok beğendim. Ama şu an siparişleri ve geri bildirimleri yok. Bir tanesi yeter. En az 10-15 tane yeter bizim için. En kısa zamanda zaten buradan alışveriş yapacağım. Onunla size deneyimlerimi anlatırım. O zaman da bir video çekerim. Mesela bir sipariş yok. 28 tane geri bildirim. Bir de bunu incelemek için açarım. Şimdi bakalım. Sadece mikrofonlara bak. Bir de webcamlere bak. Mesela ilk defa gördüm, ödül fiyatı onda bakıyorum. Mesela bu ürünün Logitech'e benziyor. Ve yani dikkat çekiyor yani. Sipariş ödülü çok bakalım. Bak bakalım bu neler geliyormuş. Şimdi bakalım görelim. Ben size şimdi sisteme baktığım için gerçekten güzel duruyor. Bakalım. Mesela Logitech'in kendisini belli ediyor. Fiyatı yurt dışında ve Türkiye'de de aynı kadar belli ediyor. Yani fazla daha harcayacağı yok onun. Yani arabayı 5 bin lira aldım. Tamam diyelim. Burayı kapatalım. Bir güzel satıcılardan 3 liraya. Yani bu bize 3 lira o kadar bir şey mal diyor. Açıklamaya da bakalım. Güzel. 3,5 lira bekleyeceğim. Kablo da %1'e şey 1,5 santim diyor. Hassasiyeti dört modelin arasındaki tam farkı nedir? Gerçi bir öğrenim. Öğrenim. Ben diyor ki bu mikrofonu siyah olarak gelecek. Yani ben şimdi çok uygun fiyatlı olanları siparişim yani çok da olmadı. Toplamamadığı sürece taraftarı değilim. Onun için ben bunu size tavsiye etmem. Çok toplu almayacaksınız. Şimdi gelmeyecek de hiç gerek yok. Öteki gibi. 3 TL olsun. Mesela ben de bunu kesinlikle düşündüğüm şeyler yok. Ben şimdi YouTube'da testlerini araştırmaya başladım. Hani çok güzel görüntü var. Profesyonel bir görüntüsü var. Hoşuma da gitti görüntüsü. Bir de şöyle bir sempatik duruyor. Beni al vermişti. Almışım. Sıkmıyorum. Fakat evet. Şimdi buna bakıyorum. İlkesiz gönderiyor. 12 lira veriyor.
Mesela bir çiçek görüyorum. Yani bunu bir çiçekle videoyla yönetimden de bunun görüşmeleri için daha iyi bir hapse ediyorum. Ve bizim kalitesi çok da başka da güzel bir şeyler vardı. Evet, geri bildirimlerine bakıyorum. Sizden neler yazmışlar? Çekimi çekiyorum. Ama anladığım kadarıyla çeviriyor diyor mu? İngilizce yazan bile yok. Mesela. Tam olarak ilan hızlı sevk edilir. Ben de bu bana hızlı teslimat geldi. Kaç yıl sipariş var? 39 tane siparişi var. %50. Ben mesela ben video olarak alırım. Toplam yanlış bilmiyorsam burada 4.250 adet satışı olmuş. Ve %97.6 bu gerçekten çok iyi bir seviye. Ücretsiz gönderi değil yani. Şimdi buradan mesela arıyor. Mesela yapıyor arıyor. Ücreti de onlar karşılasın içinde olsun. Başına göre daha da iyi gidiyor. O farklı gidiyor. Ya da çoğu ülkeleri görürsün. Aslında çok büyük bir fiyatlar olmamıştı mesela. Bu kadar büyük bir kadar bile Microsoft. Çok
Bu özellikle de kontrolü çok kolay kontrolü kapış bir etkisiz bir şey. Mesela logik edilmeden kendi belli bir şey yapıyor. Logik ben de çok tavsiye ederim. Bir kullandığım bir marka vardı. Mesela bu yan sanayi ürünleri dediğimiz kısmı. Mesela yurt dışından Türkiye'ye gelen ürünler. Yani aslında çok değil. Mesela Logitech alıyor 100 lira, 250 lira. Fiyat vermek istemeyenler ve daha amatör olanlar. Direkt bir gösterdiğim yerde o iş yapabilirler. Mesela bunlarla ilgili. Ben şimdi bu videoyu çektim diyorum. Şimdi bunu da kapatıyorum. Oturmasın kısmı. Aslında görünümü çok sempatik duruyor. Fotoğraf makinesini andırıyor. Galiba Kodak'ın yanında da 768 diyebilirim. Öyle bir şey yazmıyor. Için tam açıklama yapamıyor. Yani herkesin emin olmadığı yerlerde hiçbir şey yapmıyor. Burada gördüğünüz gibi video kalma çözünürlüğü 1280x720 piksel. Bu yazma süresi size gelenlerin elinize gelen bir mesela böyle bir şey yok. Bu arada açıklaması öyle yok. Bunu iade edebilirsiniz. Ama mesela burada böyle bir şey yazmıyor görmedim. Pikselini gösteriyor mu? Bu hangi pikselin kim olduğunu göstermiyor. Bu elinizde kalabilir. Hiç gerek yok aynı şey. Ben mesela şimdi yapmaya devam edeyim. Ben de bu da yarı şart olan ekleyeyim. Sonra da bakacağım. Yarın en kısa zamanı da alacağım. Hem mikrofon hem webcam farklı şeyler alırsam bunlar için sizin için videosunu çekip koyacağım. Ve kaç mikrofon, kaç ay sonra belki 2 ay sonra da olur, belki 1 ay sonra da olur, belki 1 hafta sonra da olur. Size videoları paylaşacağım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Şu an tam ömür emin olmadığım için şey yapmadım. Başka şey yapmadım. Başka araştırmaya gittikten sonra az bir işimde yine burada bir video aracılığıyla çekeceğim. Ve geldiğimde ise paketimi açıp sizlerle paylaşacağım. Ve için takipte kalıp abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.